Selamün aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlarım şöyle evimin balkonundan bahçeme doğru açılış yapmak istedim. Nasip olursa bugün aşağıdaki bodrum kattaki mutfağımda bir şey yapacağız. Babacığımın ölüm yıl dönümü, babama, kayınpederim, tüm ölmüşlerimiz için inşallah bir yağ kokutalım dedik. Biraz yapacağız, konu komşu dağıtacağız. Ondan sonra Kur'an'ımızı okuyacağız arkadaşlar. Hep birlikte yiyeceğiz, içeceğiz. Arkadaşlarımız gelecek. Ablam gelecek sağ olsun. Ablamla birlikte hamuru yoğuracağız biraz sonra. Ben şöyle bir açılışım yapayım dedim. Sonra videolarımı aşağıdan devam edeceğim arkadaşlar. Burası benim evimin arka tarafı. Şöyle bir göstermek istedim. Şöyle arkadaşlar, Ekim ayının ortasına doğru geldik. Yemyeşil her taraf, gördüğünüz gibi bazı ağaçlar yapraklarını döktü. Şu arkadaki büyük ağaçta benim ceviz ağacım. Hatta onun dibinde de bir şeyler yapmıştık daha öncelerde, hamur işi falan. Ama bu sene yapmadım çünkü izinden hani geç geldik Türkiye'den. O yüzden olmadı. Öyle hayırlısı olsun bakalım. Gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil. Bugün hava iyi, fena değil. Ama kaloriferleri artık yakıyoruz. Biraz güneşli, biraz bulutlu bugün. Bodrum katımız sıcak oluyor bizim, kalorifer dairesi falan orada olduğu için. Öyle işte arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Videomuz aşağıdan devam edeceğim. Sizlere iyi seyirler olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlarım, ablam hamuru yoğuruyor. Şöyle elimizin içinde 5 kilodan hamurumuzu yoğuruyoruz. Ablacığım için neler koymuştuk? Neler? Süt koyduk. Yoğurt koyduk. 6 tane maya koyduk. 2 tane kabartma tozu koyduk. Evet. Biraz yağ koyduk. Yumurta. Yumurta koyduk. Yumurta. 4 tane yumurta koyduk. 5 kiloya. Sirke koyduk. Sirke koyduk. Toz şeker. Toz şeker, tuz. Tuz. Evet. Arkadaşlarım, ablamın pişisi vallahi gerçekten çok güzel oluyor. Yani konu komşu dağıtıyor zaten dediğim gibi. Herkes çok beğeniyor. Güzel oluyor yani. Bugün de yapıyoruz bakalım. Allah'ın izniyle inşallah, ablamın ellerine sağlık. Yoğururken bir göstermek istedim. Tekrar devam edeceğiz sonra zaten. Şöyle. Arkadaşlarım, gördüğünüz gibi hamurumuz kabardı. Maşallah maşallah, çok güzel olmuş. Yaklaşık bir saat falan oldu değil mi abla? Bir saat mi oldu, bir saati geçti mi? Valla bilmiyorum. Saat kaçtık şey ettik. İşte bir buçuk saat gibi falan oldu işte. Aynen. Maşallah çabuk kabardı. Şimdi artık masamızı hazırladık şöyle. Şurada bezemizi alacağız arkadaşlarım. Şöyle bezemizi buraya koyacağız. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım, şöyle bezelerimizi alıyoruz biz. Üzerine şey yaptık. Poşet kapattık üzeri kurumasın diye. Şöyle masamızın üzerine alıyoruz arkadaşlar. Göstermek istedim. Ablacığım kolay gelsin. Sağ Bereketli ol. olsun. Şöyle arkadaşlarım, elimizden alıyoruz yavaş yavaş. Şimdilik iki kişiyiz. Daha misafirlerimiz gelmedi. Yardım edecek olan arkadaşlar da var. Beraber de yapıyoruz ablamla birlikte. Allah razı olsun. Eli kolu dert görmesin. Tüm ölmüşlerimizin inşallah. İnşallah. Şöyle arkadaşlar, biz bezelerimizi alalım. Bu arada şurada da yağımızı, ocağımızı ayarladık arkadaşlar. Yine şöyle dijital şeyimiz var, ocağımız var, onu da yapacağız. Şöyle yağımızı koyduk da altını açmadık. Birazcık bezelerimizi alalım dedik. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar, biz lokmalarımızı yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ablacığım tekrar kolay gelsin. Ellerine sağlık. Canım. Çok güzel oluyor vallahi, mis gibi de yağ kokusu. Keşke imkan olsun sizler şuradan hemen gönderirsek, sıcak sıcak yeseniz. Şöyle arkadaşlar. Ocağımız maşallah Tamam, çok güzel pişiyor. Küçük olduğu için 3 tane koyuyoruz amca. Değil mi? Olsun. Olsun, çok güzel pişiriyor. Çevireceğim onu. Çok güzel bacım. Ellerine sağlık. Mis gibi yağ kokusu sardı her tarafa. Çok güzel oldu. Pamuk gibi oldu gerçekten. Dışı çıtır çıtır. Ama içi hiç hamur değil. Denedik çünkü bir tanesine. Ben şöyle arkadaşlarım göstereceğim yaptıklarımızı. Şöyle gördüğünüz gibi yapıyoruz. Hamurumuz burada tekrar kabarmaya devam ediyor. Bezelerimiz şurada çok güzel kabarmış gördüğünüz gibi. Şöyle ablam bunları beze aldıktan sonra şöyle yapıyor. Gerçekten tarifi güzel olduğu için pamuk gibi çok güzel oluyor. Ellerine sağlık ablacığım. Ortasını Benim şöyle veriyorum. ortalamayı seçtim Aynı. böyle. Hava alsın diye mi artık Ya ablacığım? işte da demesen de olur da. Tamam. Ben öyle deniyorum yani. Evet. Şöyle arkadaşlarım işte yapıyoruz. Tekrar gösterelim şöyle. Oldu bunlar. Onlar oldu. Şimdi onları alacağız. Arkadaşlar, biz yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan da dağıtıyoruz. Şöyle yaptığımız burada. Leğenimiz bitmek üzere gördüğünüz gibi. Ablam bezler alıyor şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar. Üzerine mahsusdan hani şey kapatıyoruz.
Poşet kapatıyoruz ki kurumasın diye. Şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlarım ne var ne yok, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz bakalım. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın arkadaşlar. Rabbim inşallah tüm ölmüşlerimizin ruhlarını değirsin. Şunu bir bakayım arkadaşlar. Şu olmuş. Ablacım olmuş. Arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Yerini koyalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu çekin ablam, dur be. Koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten puf puf çok güzel oldu. Yasak oluyor ama kusurumuz affola. Keşke dediğim gibi imkanı olsa da sizler şuradan gönderiversek hemen azıcık. Şöyle arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Biz yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün ablamdan ve kardeşlerimizden Allah razı olsun imece usulü lokma hayır yaptık arkadaşlarım. Babacığımın ölüm yıl dönümüydü ve tüm ölmüşlerimizin hepsinin de ruhlarını Rabbim haberdar eylesin. Konu komşumuz dağıttık. İşte gelen misafirlerimizle hep birlikte yedik. Kur'an'ımızı okuduk arkadaşlarım. Ve sunum aşamasını geldik. Ben ortasını bir pekmez koydum arkadaşlarım. Böyle sunum yapmak istedim. Biz de zeytin, peynir, pekmez, çay demedik. O şekilde arkadaşlarım yedik. İnşallah sizler sıkmamışızdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar, yiyenler afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.